Ve kalite birimimiz herhalde bir değerlendirme raporu hazırlıyor. Değerlendirme raporunda personellerin bir eksiği varsa eğitim konusunda da onlara eğitim birimine yönlendiriyor. Sadece biz sosyal medya üzerinden iletişime geçiyoruz. Anlık bilgi paylaşımı, sürekli ekranda görseli şaşılacak arkadaşlar. Sürekli takipte hiçbir şey kaçırmamak. Esim Hanım'la mı görüşüyorum? 41 kart başvurunuzu dosyadan kontrol edeceğim. Dilerseniz TC kimlik numarasını alayım, kontrol edeyim. 362 174 80 yabancı dil bilen arkadaşımız var. Bu şekilde hem Arapça hem İngilizce çağrılarda onlara destek oluyorlar. Bu şekilde güzel bir alan, güzel bir sistem, güzel çalışıyor. Gittikçe rağbet artıyor. Gittikçe kendi adımıza daha profesyonelleşiyoruz. Biz de kendimizi geliştiriyoruz genelde vatandaştan gelen dönükler doğrultusunda. Sorunları çözmek için belirli bir zaman var mı? Sorun derken? Vatandaş herhangi bir sorundan size başvurdu. Hı. Ve bunu birime aktarıyorsunuz. Onun sorunu çözmek için belirli bir saniyesi, dakikası. Var. Şimdi eskale süresi diye bir kavram var. Biz 150 çukurarken ortalama 5 yıl önce bütün birimlerle bir masaya oturduk. Ve onlar dedi ki siz bu işleri yapmak için ne kadar süreniz atıyor? Planlaması, programlaması, işi çözmek, bunu vatandaşa bildirmek, yani size ne kadar süre yeter? Her birim, işte mesela yol bakımında bu süre daha uzun, asfalt döküyorlar. İşte topu taşımada daha kısa çünkü kamera kayıtlarını inceliyorlar ve belli bir süre sonra o kamera kayıtlarına bakamıyorlar. Her birimin eskale süresi var. İşte topu taşımada 15 gün mesela, 10 iş günü, hafta sonu beraber 15 gün. İşte yol bakımında bu süre 21 güne çıkıyor. Her birimin bir eskale süresi var. Yani bir işi yapma süresi. O süreyi geçtiğinde zaten eskaleye düşüyor ve uyarı veriyor. Sen kendine ait olan süreyi aştın. Bunu derhal çözümle. Ve biz bu eskaleleri de sürekli birimlere raporluyoruz. Bakın size şu kadar sayıda 30 gündür, işte 20 gündür, 10 gündür bekleyen başvurular var. Bunları bir an önce çözün diye onları da sürekli raporla takipteyiz. Yani başvuruyu aldık, gönderdik. İşte onlar yaptı, yapmadı değil. Biz sürekli o başvurunun peşindeyiz hallolana kadar. Birine bu şekilde dönüş sağladığında biz o başvuruyu tekrar açıp ilgili birimle iletişime geçip yapılmasını sağlıyoruz. Yani her birimki değişiyor. Sosyal hizmetlerde bu süre daha kısa. Çünkü yardıma ihtiyacı olan ve bakım kısmı çok hızlı. Bizim hastanedeki ambulans hizmetimiz var biliyorsunuz. Onda da yine vatandaş 150 çağırıyor, biz yönlendiriyoruz. Engelsiz taksi hizmetimiz var biliyorsunuz. Onda da 150 çağırıyor, biz yönlendiriyoruz. Evet, sosyal hizmetler konusunda çok büyük bir şey. Çok yol kat etti.